Efendim merhaba. Malzemeden de gördüğünüz gibi bu defaki Sihirli Tur TV'nin konusu mevsim itibariyle sardalya asma yaprağında ızgara yapacağız. Bizim Sihirli Tur TV dediğimiz bir sihirbazlık falan yok. Sadece yelpazemiz geniş. Bir bakıyoruz balık yapmışız, bir bakıyoruz gezi, bir bakıyoruz otomobil tamiri, bir bakıyoruz ünlülerle röportaj. Bu bakımdan bu videoyu seyrediyorsanız, hani abone olayım deyince acaba arkasından başka yemek videosu gelir mi gibi endişeleriniz olabilir. Dediğim gibi çeşitli konular işliyorum. Konu fazla olunca da tek bir tema üzerine gidemiyorum. Şimdi Haziran ayına girdik. Haziran ayına girince tabii sardalya başlıyor. Sardalya aslında tam 15 Haziran, 20 Haziran, Ekim ayına kadar falan devam ediyor. Son derece besleyici, faydalı bir balık. Hamsiyle falan mukayese edilmez. Eti gördüğünüz gibi daha hamsiden fazla iri. B12, D vitamini, omega asit yağları çok fazla. Bu bakımdan son derece besleyici, tok da tutuyor. Bir de pişirim şekilleri farklı. Hani hepsini tavada pişirmek ya da ızgara yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Bu arada bir açıklama yapmam lazım. Dış seslerden belki etkileniyorsunuz. Bu video için hiç olmayan bir şey yaptım. Bu dekoru hazırladım. Kısaca ondan da bahsedeyim. Dün bütün günümü aldı. Önce Bauhaus'a gittim. Bauhaus'tan lambri aldım. 10 tane çıkıyor bir paketin içinde. 189 lira. Alman malı. Kendi kendime de üzüldüm. Hani amele takımına veriyorsun parayı, sana istediğini yapıyor. Yol yap, köprü yap, hava meydanı yap. Ama lambri Almanya'dan geliyor. Ben de bunu anlayamıyorum. Şimdi 3 paketi aldık, 600 lira verdik bilmem ne falan. Bütün para Almanya'ya gitti. Ben isterim ülkemde kalsın. Şu başlığa bakıyorsun, ithal. Lambri'ye bakıyorsun, ithal. Neyse konumuz balık. Biz bunu burada kapatalım. Gelmeden kimseyi. Haliyle işte bunları da Karaköy Balık Hali'nin arkasında o liman caddesinde bir takım deniz malzemeleri satan dükkanlar var. Hani bakıyorsunuz dekoratif eşyalar. İşte böyle can simitleri, ne bileyim işte balık ağları, şunlar bunlar. Ben de onlara çok meraklıyımdır. Öyle bir salaş restoran havası vermek istedim. Yoksa evin mutfağına in aşağıya. Fayansın fonun önünde, işte mutfak tezgahında balıkları yap. Ama böyle video çok. Ben istiyorum ki manzarası olmayan bir damak düşkünü balık sever. Mesela öyle bir şey yaratabilir. Balkonun bir köşesine koyarsınız böyle bir ağ, bir dümen, bir kırık, kürek, bir herhangi bir şey. İşte o zaman yemek yerken ona bakarak insan daha böyle bir kendini okyanusta hissedebilir. Burası açık bir mekan. İşte deniz kabuklarıyla falan doldurdum. Özürümün nedeni de bir takım sesler duyabilirsiniz dıştan gelme. Uçaklar içiyor yukarılarda. Martılar malum yavrulamayı bitirdiler de büyütüyorlar artık. Onlar böyle ciyak ciyak bağırıyorlar. Haliyle bir takım böyle dış efektler olabilir. Affınıza sığınıyorum. Şimdi asma iki tür. Bir üzüm veren asma var. Bir normal sadece yaprak olan var. Bunların da bir tarafları tüylüdür. Bir tarafları şey. Söyleyin ismini, normal. Ama bazı asmalar çok güzeldir, ipek gibidir. Ben bir tane şeyden almıştım. Ayvalık Cundo Adası pazarından. Dedim ki ya bunu İstanbul'a taşımaya değer mi? Al abim sen al dedi adam. Ya söyle Allah aşkına, al abi bu dedi, ödemiş yaprağı. İpek gibidir dedi, yaprağı yersin çiğ. Hadi canım sen de yapma, ilk defa mı yaprak görüyorum? Al abi şimdi. Hakikaten yaprak bile fark ediyor. Kimi kart oluyor,
kiminin alınması düşük oluyor, kimi böyle ipek gibi oluyor. E tabii şöyle bir sudan geçiriyorsunuz, yani toplarken bilemezsin, sinek mi kondu, arı mı kondu, kelebek mi kondu, dağcı nereye kondu falan. Onun için böyle bir sudan geçirmekte yarar var. Biz balıklarımızı buna saracağız ama şunları kopartacağız. Şu şey kısımları, ben de amma koparttım ha. Bu şey, saplarını kopartıyoruz, saplarını kullanmayacağız. Şimdi biraz sardalyeden bahsetmek isterim. Sardalya bir Ege balığı. Yani daha doğrusu Marmara ve Ege. Yani Marmara ile işte Saros, şey Gelibolu, tam merkezi Gelibolu. İşte Çanakkale falan. Bu taraflarda temiz denizlerin balığı aslında. Bundan çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Buğulama yapıyorsunuz. Tava yapıyorsunuz. Denizden çıktığı gibi sardalya kebap yapabiliyorsunuz. Onun dışında kuş yapabiliyorsunuz. Kafasını ve bel kemiğini çıkartıp filete olarak açıyorsunuz. İçine işte domatesler, rende kaşarlar, işte dereotu falan gibi şeyler koyup baharatla beraber kapatıyorsunuz üstten bir başka kapak olarak bir sardalyeyi. Onu işte kürdana batıp sonra tavada ya da işte bir şekilde kızartıyorsunuz, nerede kızartıyorsanız. O sardalya kuşu da çok güzeldir. Özellikle onu Cunda Adası'nda yaparlar. O da güzel bir şey. Papalina olsun, sardalya olsun mevsiminde. Ama bu kayısı yapalım derseniz, hani tava mı, asma yatağında, asma yaprağında mı sardalya derseniz, bu hepsinden daha lezzetli oluyor, daha hafif oluyor, daha zevkli oluyor, daha oyalayıcı oluyor. Yani sofradaki kalış müddetiniz uzuyor, sohbetiniz uzuyor. Oynuyorsunuz işte çatalla, bıçakla, bilmem yaprağı açıyorsunuz, içinden bir lokma çıkartıyorsunuz, bir yudum alıyorsunuz, bir tane yiyorsunuz falan. Keyifli bir yemek yani. Öyle doymak için değil, yani 10 tane yeseniz zaten yetiyor. Başka şeyler de oluyor tabii böyle sofranın içinde, yanında meze çeşidi olarak. Ama hani işte biraz Ege otları balıkla uyum sağlar. Yani biz bir meze sofrasında şayet deniz ürünüyle yemek yiyeceksek bir deniz börülcesi tercih ederiz, bir kabak çiçeği dolması tercih ederiz. Ne bileyim, bunun dışında bakın aklıma konuşurken başka şeyler geliyor. Bir arkadaşım var, lezzette tavan yapma peşinde. Yani çok iyi bir işletmeci, aile meyhanesi işletiyor falan. Böyle çok değişik ve has, her şeyin gerçeğini yapan bir arkadaş. İsmi Yavuz Kocabalkan. O mesela yapıyor sahanda ya da kapaklı kapta. Altına asma yaprağı, üstüne sardalyalar. Ondan sonra tekrar üstüne asma yaprağı. Onun böyle çok özel sızma yağları var, zeytinyağları. Onlardan da şöyle biraz gezdiriyor üstüne ve o böyle kendi ısısıyla, kendi suyuyla pişiyor. Felaket bir şey oluyor. Tabii yörelere göre değişiyor bunlar. Yani herkesin kendi bir mahareti var, kendi bir ustalığı var, kendi bir birim ölçüsü var. Yani çok güzel yaparsınız ve ölçüyü kaçırırsınız. Ya da birisi der ki size, ya ben defne yaprağı koyuyorum, harika oluyor. Siz de defne yaprağı koyarsınız ama o kadar sevmenize rağmen fazla kaçar ve balığın lezzetine egemen olur. Yani o zaman sardalyanın tadını alamazsınız. Yani şimdi şöyle bir misal vereyim. Daha hala balık yapacağım ben. Giremiyorum. Gevezelik var ya. Şimdi bakınız. Karadeniz %16 tuz oranına sahip bir denizimiz. Marmara %20. Ege 22. Akdeniz 24. Yani tuz oranları değişik. Buna rağmen biz denizden çıkan balığa tuz ekipiyoruz. Yani tuzlu suyun içinde yaşıyor balık. Bir şey daha ekleyeceğim, böyle küçük bir not. Bakın, bu türde sardalya olsun, istavrit olsun, gümüş olsun, hamsi olsun, hepsi aşağı yukarı aynı boy balıklar. Fakat hepsinin kendine has özel lezzeti var. Yani şu büyüklüğe bakar mısınız? Yani hepsi aynı denizde yaşıyor. Hepsi aynı tür aşağı yukarı, aynı büyüklükte fakat etleri, lezzetleri farklı. Şimdi biz madem ki sardalya yiyoruz, farklı bir lezzetin peşindeyiz. O zaman
aşırı baharatlarla ya da ne bileyim yardımcı malzemeyle balığın balık lezzetinden uzaklaşmasına imkan vermeyelim. Yani ya karabiber de dökeceğim, karabiber, biraz da pul biber dökeyim. Ya tamam onu yap ama o zaman bütün balıkların hepsi aynı lezzetli oluyor. Yani istavritten sardalyanın biraz farkı olması lazım. Nasıl söyleyeyim yani ben de seviyorum. Atayım ocağın üstüne hamsiyi, üstüne de kekikleri serpeyim, kekikli hamsi yapayım, yiyeyim. Tamam ama işte o zaman hamsi biraz lezzetinden kaçıyor. Böyle köfte mi yiyorsun, balık mı yiyorsun, tavuk mu yiyorsun belli değil. Yani biz aynı yemekten, aynı tür yemek yemekten sıkılan insanlara alternatif verme peşindeyiz. Yani her gün patlıcan musakka, patates, etli patates, bilmem taze fasulye, şunu falan yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. Arada bir de diyorsun ki ya böyle bir egzotik bir yemek yiyeyim. Yani yemek yemek bir zevk zaten. Yani yemesini bilmek, ölçülü yemek, ondan sonra efendim ne bileyim çeşit yaratmak. Onlar çok şeydir böyle insana zevk verir, ümit verir. Yani çalışayım akşama kadar kazanayım, gideyim yarım kilo sardalya alayım, şuradan da yaprak kopartayım. Parktan da geçerken iki tane defne yaprağı şuradan aşırayım. Budur yani. Ya da ne bileyim balkonum var. Gideyim bir tane küçük 30 lira vereyim. Defne yaprağı alayım. Koyayım onu. Çiçek sulayacağım ama arada bir balık yaptığım zaman onu kopartırım. Ondan sonra efendim bir tane asma alayım. Balkonda çıksın bir işe yarasın. Bu tip şeyler yapılabilir. Ben bir tane yemek videosu çekeceğim diye bir haftadır nasıl çalışıyorum? Nasıl onu toplayayım, bunu toplayayım, deniz kabuğu da toplayayım, şunu da toplayayım. Çünkü şeydir yani böyle bir güzelliği, bir estetiği verdiğiniz zaman karşı tarafa onun mutluluğunu gözlerinden okursunuz. Kenya'ya götürmüşlerdi bize Marlboro sigarası ekibi. Orada bir baktık 17 tane gazeteciyiz, uluslararası ama asıl Fransa'dan, İngiltere'den, Fil Dişi sahilinden herkes orada. Bütün paraları da şey ödüyor, Marlboro ödüyor. Menüye baktılar. Herkes lobster dedi. O Mombasa denilen bir yer var kıyıda, oradan geliyormuş şeyler, istakozlar. İstakozlar bir geldi, aman Allah'ım herkes işte şey diye, davetliyiz diye istakozları yarım yarım yedik. Yedik ama tabii ben böyle biraz gazeteciliğin dışında özel ilgi alanım olduğu için şey de yapıyorum, bakıyorum yani. Afrika'da, Kenya'da, Nairobi'nin en lüks restoranında nasıl yapıyorlar? İşte burada ne yapıyorlar? Bunu nasıl sunuyorlar? Bunu nasıl yapıyorlar? Hoşuma giden şeyler oldu. Onları da böyle şey yapmak istedim. Söyleyin ismini, almak istedim. Yani kafama yazdım. Adam mesela tabağın yanına bir tane şer kabuğu koymuş böyle. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. İçine de limon, zeytinyağı, sarımsak koymuş. Şimdi bir deniz ürünü yiyorsunuz. Tabak, balık şeklinde. Yanında da böyle bir doğal kabuk. Yani bana orada porselen sosluğu getirse, inanın şunun kadar makbule geçmez. İşte hoşuna gidiyor. Ondan sonra deniz kenarında dolaşırken, çok faydalıdır deniz kenarında kumda dolaşmak. Hem deniz kabuğu toplarsınız, hem eğilip kalkarsınız, mide kasları gelişir, sertleşir, göbek gider. Hem de kumda yürüdüğünüz zaman vücuttaki elektrik ve stres gider. Çok şeydir yani deniz kenarında, kumsalda yürümek. Bir de bacak kaslarını da kuvvetlendirir. Şimdi yeri değil ama aklıma geldi birdenbire söyleyeyim. Ben böyle konuşurken hep başka yerlere atlatıyorum şey konuyu. Minibüs şoförü anlatmıştı. Sergen Yalçın, bu yılki Beşiktaş takımının, şampiyon Beşiktaş takımının antrenörü, hocası. O futbolculuk döneminde Kilyos'a gidermiş, kumsalda akşama kadar antrenman yaparmış bacak kaslarını kuvvetlendirmek için. Akşamleyin de minibüs şoförü onu oradan alır, tekrar İstanbul'a getirirmiş. Yani anlatmak istediğim, kumsalda zorlarsan kendine, yürürsen sonra daha rahat merdiven çıkıyorsun. Ondan sonra ne bileyim, daha ciğerlerin genişliyor. Şimdi biz bu pandemi döneminde bayağı bir eve tıkıldık ve hamlaştı vücut. Devamlı yemek yiyorsun, göbek çıkıyor fakat atamıyorsun üstündeki şeyi, birikimi. O bakımdan biz kilo aldırmayan bir balık seçtik. Bu bakımdan yani sardalyadaki tercihim bundan. Mesela bunun yanında fazla bir şey yemezsin, ekmek yemezsin, ne bileyim işte böyle göbeğine şişirecek şeyler yapmazsın. O bakımdan sardalyayı ekime kadar tüketebildiğiniz kadar tüketin çocuklarınızla beraber. Bir de tabii
Burada söylemem gereken bir başka konu, sardalyanın yanında ne içeceğiz? Yani şayet kullanıyorsanız şey yapabilirsiniz mesela, bir beyaz şarapla içebilirsiniz sardalyayı. Çünkü bu tip içecekler yemeği daha yavaş yemenizi sağlar. Hızlı yenen bir yemek mideye oturur. Mideyi de yorar, kalbi de yorar. Ama yavaş yavaş, yudum yudum tadını çıkartarak yerseniz o daha bir faydalı olur. Bunun dışında mesela sardalyayla yine bira da olabilir. Bira da uyumludur. Bu da gider. Ya da ne bileyim işte içine su konunca beyazlaşan içeceklerden, onlardan da yapılabilir arkadaşlık. Bütün tabii yemek sonrasında bir hararet basacaktır. Ondan sonra da bir soda iyi gider. Şimdi restorana gidiyorsunuz. Hizmet görevlisi arkadaş geliyor. İçecek ne alırsınız diyor. Anne baba söylüyor. Bir yarım şişe diyor. Yok 35'lik, yok bilmem bir. Çocuklara bakıyorsunuz. Annelerinin babalarının da yemek içinde alkolü kullanamayacakları için portakal suyu, bana kola getir, bana bilmem ne. Yani böyle balıkla kola falan olmaz. Yani annelerin, babaların da çocuklarına bunu öğretmeleri lazım. Yani bir tanesi tuzlu, bir tanesi şekerli. Kolayla yemek yenmez açıkçası. Ama işte mecbur ediyorlar insanları yani. Böyle içecek ne var? Kola var. İskender'i de kolayla yiyor. Balığı da kolayla yiyor. Şimdi efendim bu kadar sohbetten sonra bazı şeyleri de yapmamız gerekiyor. Nedir onlar? Mesela çünkü yapmazsanız yani sonuçta kimse yemeyecek bunu. Ama yazıyorlar, diyorlar ki hiç hijyen değilse ne yapayım? Eldiven takmalısın. Ondan sonra efendim ya da şey değilsin, kafamda böne yok diyor mesela. Şey yapmışım, söyleyin ismini, bazlama röportajı yapmışım. Hanımların başörtüleri var. Hala böne istiyor. Hanımların diyor başörtüsü şey böneleri yok başlarında diyor. Ya hangi fırıncı böneyle ekmek yapıyor? O fırıncılar nerede yatıyor? Onun için bazı şeyleri sırf izleyicileri rahatlatmak için yapıyorum. Ya bir de tabii saçın yemeğe kaçması da hoş bir şey değil. Eşinin saçıdır yersin. Çıkartır yersin yani. Askerlik yaptık hepimiz. Ondan sonra efendim kendi saçındır yersin yani. Ama işte restoranda hoş olmaz bir başkasının saçını yemekten çıkması. Şimdi bu videoyu hazırlarken ben tek çekim olsun diye gayret ediyorum. Arkadaşım bunu editleyecek. Editleyecek vakit şey olmasın diye. Hani şurasını keselim, burasını keselim diyemiyorum. Çünkü beraber çalışmıyoruz. İstasyonu gönderiyoruz. O oradan alıyor. Kendi başına yapıyor. Bunun için ben şurasını kes, burasını kes diyemiyorum. O zaman da şey oluyor. Neyi ne kadar anlatacaksın? Neyi nerede keseceksin? Onlara şey yapamıyorum. Müdahale edemiyorum. Mangalı da şey yapayım, anlatayım da ondan sonra sarmaya başlayalım. Bodrum'a gidenler çok iyi bilirler. Ortaklar Kavşağı diye bir kavşak var. Ortaklar Kavşağı'nın eskiden çök kebapçıları çok fazlaydı. Otoban açıldıktan sonra onların havaları biraz kaçtı. Çünkü millet otobana bir girince, işte Aydın, İzmir otobanıyla Bodrum'a gidince Ortaklar Kavşağı'ndan geçme ihtiyacı kalmadı. Ortaklar Kavşağı'ndan geçmeyince de çök kebapçılar fena halde hayal kırıklığına uğradı. Ben oralardan geçerken hep uğrardım ve sorardım. Derdim ki, ya siz bir mangal yıkıyorsunuz, gece 2'de geçiyorum, yine hala o mangal yanıyor. Nasıl yapıyorsunuz o ateşi, ne kadar uzun süre, nasıl tutuyorsunuz? Ben 2 tane kuşbaşı şiş pişirinceye kadar ateşim sönüyor benim falan. Adam dedi ki, o mangal kömürünü biz dedi mangalın dibine gömeriz, üstüne de bastırırız. Oradan çıkan gazlar o mangalın sürekli yanmasını sağlar. Mangal sönmez. Biz mesela İzmir fuarı açıldığı zaman gece 3'te, 4'te, 5'te dönenler olur. Onlara bile çök kebabı veririz, bizim mangal hiç sönmez dediler. Oradan anladım ki demek ki mangalın iyice yanması için dibinin toz kömür olması gerekiyor.
kömürmüş. Tabii kömür derken odun kömürü. Diğer bir hususta her ne kadar sardalya olsun, diğer balıklar olsun yağlı mevsimini tercih ediyorsak da esasında ızgaraya lezzetini veren kullandığımız zeytinyağı. Yani sızma yağı, soğuk sıkım, bunların kalitesi tartışılmaz. Bu közün üstüne damlıyor, kızgın közde yanıyor, o kalite ise yağ bir koku çıkartıyor, böyle bir tebahül ediyor. O koku ızgaraya kalite kazandıran lezzeti ve kokuyu veriyor. Ha diyorsun bu tamam, kömür ateşinde pişmiş, odun közünde pişmiş, odun ateşinde pişmiş. Ama öbür türlü yakmışsın aygazı, tüp gazı, üstüne saçı koymuşsun. Biraz da böyle yağ gezdirmişsin, orada kızdırıyorsun. Orada olmuyor işte o. Bir takım soslar var böyle, ızgara sosları. Onu döküyorlar insanları kandırmak için. Mesela diyor ki, ızgara da yaptım diyor. Ya nasıl ızgara da yaptın? Bu ızgara kokusu değil. Anlıyoruz yani. Aa yok diyor ızgara diyor. Saç ızgara diyor. Sonra bilmem çeviriyor. Şimdi bunu söylerken demin cümlemi bitirmediğimi fark ettim. Bu balıkları şeye sorarken, ıspa yapraklarına sararken tüylü kısmını kullanacağız. Tüylü kısmını kullanacağız çünkü buradaki anlatmak istediğim, diyelim ki bir tane sardalyeyi aldık, şu yanağını kaldırıyoruz, şu kısmını. Buradan parmağımızı sokuyoruz, iç organlarını böyle çıkartıyoruz. Sonuna kadar çıkartalım. Çıkartalım ki burada kılçık kalmasın. O zaman hiç rahatsız olmayız. Kalan kılçık, ince kılçıklar da zaten ateşin şiddetiyle yanar, tertemiz kalır. Tabii bu pullu bir balık. Pullar kuyruğa doğru, biz tersinden yukarıya doğru pullarını da ayıklamamız lazım. Asmanın bir özelliği, kendi hafif, buruk, ekşi kokusunu transfer ederken etine, bir taraftan da üzerindeki pulları kendi bünyesine yapıştırıyor. Siz yaprağı açtığınız zaman bunun üstündeki tüm şeyler, pullar ve deri asma yaprağına yapışık kalıyor. Size böyle tulum çıkarmış gibi tertemiz bir et kalıyor. O da bir tercih sebebi. Mangalı tabii yakarken hiç böyle yanıcı madde kullanmamakta yarar var. Çünkü o mesela üstüne biraz şunu dökeyim, biraz bunu dökeyim, o koku o zaman balığa da siniyor. Onlara öyle gaz dökmek falan filan o iyi bir şey değil, onu yapmamak lazım. Zaten Türkiye'de en iyi bilinen konulardan bir tanesi mangal yakmak yani. Her Türk genci mangal yakmaya meraklıdır ve çok da sever. O pikniklerin vazgeçilmesi yani. Şimdi efendim, bir tane alıyoruz yaprak. Mümkün olduğu kadar büyüklerinden alıyoruz ki iyice sarsın. Ben sadece bunu göstermek için böyle seçtim. Aslında bekleseydim belki daha da şey olabilirdi, söyleyin ismini, daha da büyüyebilirlerdi şeyler. Alıyoruz böyle, şöyle sarayım, görünemiyor mu bilmiyorum. Böyle güzel güzel, bebekleri zıbına sararlar ya, onun gibi sarıyoruz. İri sardalya olursa o zaman belki iki yaprak da kullanabilirsiniz. Ya da ne bileyim, iki yaprak kullanmak istemiyorsanız şey de yapılabilir, tek yaprak da sarılabilir. Ama tabii bunu herhangi bir yapıştırıcı bir şey yok. Öyle ne kadar kendiniz sararsanız o kadar şey olacak. Ve kafaları dışarıda kalıyor. Kafalarını yemediğimiz için onların şey olmasına gerek yok, içeride olmasına gerek yok. Şu şekilde sardığınız zaman zaten yeterli. Sardalya hakikaten Gelibolu'ya gidip de sardalya konserve almadan ya da yemeden o limanda, eski limanda çeşitli balık lokantaları var.
şeyde hiç unutmam. Almanya'dan gelen bir gurbetçi demek o kadar çok özlemiş ki almış bir tane, o zamanlar Alaaddin konserveleri vardı. Son konserveyi araba vapurunda dayanamamış, hemen açmış. Vapurda gidiyoruz, arabanın içinde konserve içinden çıkartıp birer birer yutuyor. Böyle baktık ya, bu biçim su satır insana, bu nasıl şey yapar, hararet bastırır. Yani işte bu şeydir, vatan hasreti biraz da böyle bir şey. Yani böyle geldiğin zaman, memleketimin suyunu içeyim, memleketimin balığını yiyeyim, işte sardalya. Yani kuru soğanı bile özlersin, o kadar şeydir, enteresandır. Bu mevsim, işte hem asma var, hem sardalya balığı zamanı. Kavun çıkmış, yani kavun mevsimi. Bir sofrada olması gereken her şey var. Tarla domatesi de başladı. Ondan sonra efendim, işte bir de böyle fırından yeni çıkmış bir francala aldığınız zaman, hayat bu yani, bundan daha güzel bir şey yok. Bunların hepsini yapacağımı düşünmüyorum ben. Çünkü videonun içinde böyle 80 tane ya aşağı yukarı 20 tane vardır burada. 20 tane balığın hepsini birden yapmak izleyiciyi de sıkar. Şimdi malum şartlar içinde yaşıyoruz. Kalkıp da burada Laos tarifi veremem. Ondan sonra efendim ya da başka daha pahalı balıkları da şunu alın da yapın da diyemem. Çünkü alan var, alamayan var. Bulan var, bulamayan var. Her yerde de kalkıp da tranca balığı yok. Laos yok. Kılıç balığı şiş yapın diyemezsin yani. Bir gün hiç unutma, hürriyette çalışıyoruz. Bir tarif vermişler. Kek tarifi 12 yumurtayla yapılıyor. Okuyucunun biri açmış telefonu. Beyefendi diyor, biz diyor 12 yumurtayı diyor hanımla beraber bir hafta yiyoruz diyor. Siz hepsini bir keke koydunuz diyor. Yani dalga geçmek gibi şimdi televizyonlara da bakıyorum. İşte 750 gram koyun kuşbaşı et. Ya hangi dünyada yaşıyorsun ya? Hangi gerçekler içinde yaşıyorsun? Kim dedi sana kalkıp da televizyonda yemek programı yap diye? Göstere göstere. İntikam alır gibi. Hıncını çıkartılmış gibi. Ekonomik şeyler söyleyeceksin, herkesin yapabileceği şeyler söyleyeceksin. Yani şunun kilosu 40 lira olsa yarım kilo alan insan 20 lirayla çok keyifli bir yemek yapabilir. Hani 20 lirayla ya. Hani kanat alsan daha fazla para harcarsan, et alsan, koyun kıymasından köfte yaptırsan, kasap köftesi yaptırsan daha fazla para harcarsın. Ama evde sar bundan 50 tane, git pikniğe yap abicim. Mis gibi yaparsın yani. Bir de bunu her zaman yemiyorsun işte. Şunu yiyeceksen 3 ay 4 ay yiyeceksin. Ondan sonra sen yine sardalyanı çeşitli şekillerde pişirmeye devam et. Ama bu asma yaprağının mevsiminde bunu yapmak lazım. Şimdi şeylerimizi sardık. Ben bunları mangala koyayım. Burası açık hava demiştim. Ondan sonra efendim piştikten sonra tekrar konuşuruz. Ateşimiz yandı. Ateşimizi İyice siyahının geçmesini bekliyoruz. Şöyle kömürün üstünde siyah kalmayacak ki, çok iyi bildiğiniz gibi baş ağrısı yapmasın, zehirlemesin bizi. Onun için şöyle bir ateşi bir canlandırıyoruz. Çok da fazla demir yakın olmuyor. Mangal yakmak için de o Eminönü'nde Tahtakale'ye giderken bir takım sobacılar var. Oradan alabilirsiniz. Burayı mesela böyle koyuyorsunuz ateşi. Kömürü de üstüne koyuyorsunuz. Kömür ateşin üstüne gelmiyor fakat mesafe oluyor. Bunu hemen buradan aldığı havalarla yanabiliyor. Yandıktan sonra da daha kolay bir şekilde döküyorsunuz ateşin üstüne. Pratik. Son derece de kullanışlı.
Şimdi biz biraz da şöyle yağ gezdiriyoruz üstüne balıkların. Bir tane de adettendir. Soğan kesiyoruz. Soğanı da şöyle. Zaten bunun kokusu insana iştahını tetikliyor. Soğanı da böyle gezdirdikten sonra isterseniz kalan pıs kısmını da yine ızgarada kullanabilirsiniz. Ve böyle koyuyoruz. Dikkat ederseniz başladı kızgın közün üstüne bu yağlar damlamaya. Yağların damlaması hemen bir duman çıkartacak ortaya. Tatil günlerinde olsun, müsait zamanlarınızda olsun, bu tip yemekleri yapmak insana gerçekten moral ve şey veriyor. Nasıl anlatayım size? Heves. Hani plan yapıyorsunuz, diyorsunuz ki ben bir balık alayım, şuradan da yaprak kopartayım, bir şey. Bakın dikkat ederseniz ateşi gören yapraklar hemen böyle bir sarıya döndü. Bu sıcaklık yaprakların içinde balıkların pişmesine neden oluyor. Fakat yaprak yansa bile balığa bir şey olmuyor. Yani yaprak onu kuruyor. Şu yaprak asma hakikaten müthiş bir şey. Meyvesi ayrı değerlendiriliyor. Yaprağı ayrı değerlendiriliyor. Bunun mevsim dışında kullanmak isterseniz asma yapraklarını alıyorsunuz, hafifçe haşlıyorsunuz. Sonra saklama torbaları var. Bunların içine koyuyorsunuz. Derin dondurucuda bekletiyorsunuz. Mevsimi olmadığı halde yaprakları çıkartıyorsunuz mesela. Asma yaprağına, kendi yaptığınız asma yaprağına dolma sarıp yiyebiliyorsunuz. Ondan sonra efendim mevsim dışı yapabiliyorsunuz. İşte böyle çevirdiğiniz zaman artık balıklar içinde fırın gibi değişik bir havaya bürünüyor. Buna bir baharat falan hiçbir şeye gerek yok. Yani çok istiyorsanız belki üstüne biraz limon falan sıkılabilir gerçi ama birçok insan da limon balığı öldürür der. Burada hakikaten denizin gerçek bir katkısı var balığa. O da ayrı bir nefaset kazandırıyor. Böyle bir kömür ateşinde közde pişmiş sardalyalar. Bir de yağda kızartılmış bir balık gibi değil. Zararı da yok. Izgarada pişmiş balık. Direk ateşi de teması yok. Son derece keyifli. Bizim bu tip yemeklerde mümkün olduğu kadar geniş bir tabak kullanılır. Geniş derken kullanım alanı geniş. Şimdi biz buraya çatalla bıçakla girdiğimiz zaman buradan kafalar çıkacak, asma yapraklarını çıkaracak bir takım. Gerçi çöp tabağı olabilir. Çıkarttıklarınızı oraya da koyabilirsiniz ama her yerde bu mümkün olmaz. O zaman ne yapıyoruz? Böyle geniş kullanımı olan, alanı olan tabaklar seçiyoruz. Küçücük bir tabağın içine de sıkışmanın bir anlamı yok. Siz bakmayın benim çatallı bıçakla burada servis yapar gibi durduğuma. Bunu ben parmaklarımı yalaya yalaya da yerim yani. Balık aslında elle de güzel yenir.
Evet. Artık finale geliyoruz. Balıklarımız. İnanılmaz derecede güzel güzel piştiler. Yaprağın aroması balıklara transfer oldu. Güzel, terede yapışmamış hiçbir tanesi. Evet. Efendim, tablomuz bu. Size de tavsiye ediyorum. Son derece cazip, son derece besleyici ve güzel bir görünümü var. Yaprağını açacağız, balıkları yiyeceğiz. Afiyet olsun efendim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ve final. Yemeğimizi pişirdik. Sardalya yapraklarını açtık. Hiç pişmemiş gibi görünüyor. Gümüşü renkler üzerinde. Bu bizim gıdamız. Bir de ruhumuzun gıdası var tabii. O da müzik. Sardalya'nın bulunduğu yerlere gidiyoruz. Biraz komşudan, biraz bizden.